Dövizin artışını konuşuyoruz. Euro 30'u geçti. Ben çok beğeniyorum vallahi. Her şey çok güzel gidiyor. Mutlu muyuz? Mutluyuz. Hayat güzel. Para olduktan sonra hiç sorun değil. Para var mı sizde? İnsanlar biraz ayrıştı bu konuda. Ya herkesin Allah yardımcısı olsun. Maddi sıkıntı olmadığı için yüzden de olunca her şey ucuz. Ama parasız gitti mi? Ben soruyu anlayamadım. Dövizin artışını konuşuyoruz. Euro 30'u geçti malum. Siz geçinebiliyor musunuz? Vallahi sıkıntı çok büyük. Ben kısa ve net konuşacağım. Asgari ücretin 7500 lira olduğu bir ülkede köpek kulübesi gibi bir dairenin 10.000 lira olması... Asgari ücret 11.400 oldu, emekliler 7.500'de kaldı bazıları. Kiralarda millet eski kiracılarını çıkartıyor, 12.000 lira oldu. Siz geçinebiliyor musunuz? Vallahi çok, ben 3 maaş giriyor, sadece gözümün gördüğünü yiyebiliyorum, o kadar. Hmm. Yani 1 lira yok, eğitim de yok yani. Çok kalmadı gördüğünüz kadar, sadaka verme insan kalmadı. Ama hiç duyulmuyor böyle. Kendinize iyi bakın. Sadaka vermeye bile kişi kalmadı. O kadara kadar. Bakma. Zenginleşti mi? Onlara bakmayın. Hepsinin parası var. Hoşça kalın. Zamlar üst üste geliyor. Sizde durumlar nasıl? Bizde durumlar kötü. Hiçbir şey alamıyoruz, edemiyoruz. Habire zam. Alıştık artık. Bu böyle gider. Hayatın sonuna kadar düzelecek. Düzeleceğini sanmıyorum. Düzelmez diyorsun. Aynen, düzelmez. Yetiyor mu sana? Kazandığın ya da ailenden gördüğün? Kimseye yetmiyor. Sadece ben değil. İşe gireceğim. Asgari ücret kime yetecek? Ne yetecek? Hadi işte. Yani eskiden 3-5 liralık dondurmalar alan arkadaşlara zengin gözüyle bakıyorduk. Şimdi en kıtırık dondurma bile 10 TL yani. Oğlum ne dondurması? Sana da yetmiyor. Bana da yetmiyor yani, çok para veriyorlar ama... Mesela dondurma olsa yok. Sanki. Her şeyde yani. Her şeyde, örnek verdi tabii ama ben memnunum halimden, geçiniyorum, bana yetiyor diyen vatandaşlarımız var. Bence yalan söylüyorlar yani. Herkes memnun değil yani, bir gecede 5 TL benzine zam yaptılar. Bu nerede görülmüştür? Düzelir mi umudun, var mı? Çok zor yani, her gün, her geçen gün eskiyi arıyoruz. Yani hep mesela 2-3 ay öncesinde, 1-2 sene öncesini özlüyorduk. Şimdi 1-2 ay öncesini özlüyoruz. 9-10 yıl öncesini zaten özlüyoruz. Yani hep eskiye bir özlem var bu ekonomik durumda. Niye böyle oluyor peki? Her şey zam yani. Dolar artıyor, euro artıyor, benzin. Neden oluyor bu artışlar sence? Bence biraz muhalefetle de alakalı bir şey. Hükümet bence muhalefeti güçsüz gördüğü için şimdi bu aralar eziyor diye düşünüyorum. Hani ne de olsa belediyeleri de alamazlar gibi bir rehavete kapıldı bence iktidar. Ses çıkartmadığı için mi muhalefet? Aynen, hani böyle istifa tartışmaları falan filan var ya hani işte. Hani CHP'ler içinde bile asla bir daha Kılıçdaroğlu'nun olduğu oluşuma oy vermem falan filan diyenler. Bence onun rahatlığıyla hükümet yapıyor. Yoksa hani böyle şey olmasa hükümet şey yapabilirdi. Hani bari bu aralarda fiyatları zam yapmayayım da hani millet bana yine oy versin diye. Ama iktidar rahatladı ses çıkmayınca diyor arkadaşım. Ya doğru diyor. Muhalefet kendi içinde karışık. Biri gidiyor yürüyüş yapıyor. Diğeri diyor hayat devam ediyor. Seçim kaybetmiş, umrunda değil. Bu muhalefet olduğu sürece bu ülke batmaya mahkum. İktidar da iyi yapıyor bu halka. İyi oluyor bu millete. Değişim bekliyor musun muhalefetten son olarak? Ya ne halleri varsa görsünler bu saatten sonra. Beklemiyorum yani. 13 senedir değişmemiş. Şimdi mi değişecek? Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Almanya'dan geldiniz. Ne durdunuz? Vallahi ben durumu şöyle söyleyeyim. Şimdi emekliliğe bakalım. Türkiye öyle bir zengin ülke ki 45 yaşında EYT'den insanları emekli yaptı. Ben Almanya'da iş başı yaptığım sene 83. 83'te iş başı yaptım. Şu anda 40 sene bir fiil çalışıyorum ve daha 10 sene çalışacağım. Türkiye mi zengin, Almanya mı zengin? 45 senede insanını emekli yapan bir devlet demek ki zengin. 50 senede emekli oluyorsak demek ki orası fakir bir ülke. Zenginlikten mi yaptık EYT'lileri emekli? Neden yaptık? Bakın, tembellikten değil. Bakın şöyle bir şey, burada seçmen hakkını arıyor, tamam mı? Hakkını arıyor, diyor ki eğer dedi, ne dedi bir önceki seçimde seçmen AK Parti, EYT'yi çıkartmazsan büyük şeyleri kaybedersin dedi, doğru mu? Erdoğan da resti çekti, hayır dedi. Maalesef bizim seçmen de AK Parti seçmen, ben AK Parti seçmeniyim. Yurt dışından geliyorum, %70 AK Parti'ye oy kazandırmış birisiyim. Uluslararası Demokratlar Birliği diye bir teşkilatımız var. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız yurt dışında öyle bir teşkilat kurdu ki 1961'den sonra 61 senesinden beri Almanya'ya gitmiş vatandaşı ilk defa bir cumhurbaşkanı sahip çıktı. Nasıl sahip çıktı? Baş danışmanlarını yolladı, konsolosluklara talimat verdi. Oradaki vatandaşın problemlerine ilgilenin diye. Hiç soruyor musunuz? Hep diyorsunuz ki yurt dışında bu vatandaş euro kazanıyor. Türkiye'ye geliyor, yiyor. Nerede yiyorum? Bakın size şunu söyleyeyim. Euro yükseldi değil mi?
Ama burada fırsatçılık iki misli yükseldi. Ben geçen sene euro düşükken 22 lira euroya araba kiralarken bu sene 41 euroya araba kiralıyorum. Nerede benim euro'm? Var mı benim bir karım? Yok. Demek ki yurt dışına gelenin hiçbir karı yok. Burada kim kazanıyor? Fırsatçı kazanıyor. Ev kiraları. Benim ev kiram şimdiye kadar 2000 liraydı. 3 kişi, 3 aile 2000 liradan kirada oturuyordu. 4000 liraya çıkarttım. Kiracım şu anda izleyebilir. 4000 lira. Ben niye çıkartmıyorum? Fırsatçı değilim. Ya Allah'tan korkmuyor insanlar ya. Adama 8000 lira maaş veriyor, 10.000 lira ev sahibi çıkartıyor. Ne biçim ev sahibi bunlar? Erdoğan mı suçlu? Müdahale edilmiyor mu? Denetlenmiyor mu sizce? Nasıl? Müdahale edilmiyor mu? Denetlenmiyor mu? Serbest piyasa ekonomisi var. Ahlaktır bu ya. Sen ahlaksızsan istediğini yapar adam. Ahlak yok. Bu ülkede ahlak kalmamış. Şurada çantanı bırakmamış. Bak kardeş diyor ki çantama sahip çık. Almanya'da bırakıyorsun bir şey olmuyor. İnsanlar yani önce birbirimize saygımız olacak. Şu trafiğin haline bakın ya. Adamlar üst üste çıkıyor. Çarpışmamak için. Ya bir düzgün yolunuza gidin. Ahlak kalmamış. Arkadaş, Almanya'dan geldiniz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Cami nerede? İman nerede başlar biliyor musunuz? Caminin içinde değil, caminin dışında. Bu ülkede caminin dışında iman kalmamış. Ben size bunu söyleyeyim. Din, iman kalmamış. İnsanların birbirine karşı saygısı, sevgisi kalmamış. Bu nedir ya? Herkes diyor ki Erdoğan suçlu orada. Hani Yahudilerin bir günah keçisi vardır ya. Diyor ki günah keçisi. Ya adam bir şeyler yapmaya çalıştı. 4 saat uykuyla ben 2021 senesinde Cumhurbaşkanı'nın yanındaydım. Soruyor. Diyor ki benimle ilgili bir probleminiz var mı diyor. Ve halledilmeyen Cumhurbaşkanı diyor bu işte mi bana kaldı diyor. Adam elinden gelmeye yurt dışında bizlere sahip çıktı. Bu vatandaş ne yapar? Ne yer ne içer? Orada ne yapar? Hiç soran var mı? Aileleri ne olmuş? Ne durumda? Çocukları ellerinden mi alınıyor? Adam geldi ilgilendi. Almanya'da ne? Erdoğan'a oy çıkıyor. Çıkar tabii. Niye? Bize sahip. Kılıçdaroğlu da çıksın. Niye çıkmıyor? Bir kişi gelip de hakkımızı, hukukumuzu sormuyor. 1961 ya. Saldım çayıra mevdam kayıra. Ondan sonra diyor ki bunlar euroyu kazanıyor. Geliyor burada yiyor. Nesini yiyoruz? İnanır mısınız? Buradaki kiramı yiyorum. Bir kuruş euro da getirmedim. Çünkü niye? Orada sıfıra sıfır elde var sıfır. Her şey iki misli. Üç misli pahalandı Almanya'da. Bir çalışanın durumu orada da iyiydi. Bakın 40 sene çalıştım. Daha 10 sene daha çalışacağım. 50 sene. Almanya'da 67'de emeklilik. Benim yaşım şu anda 57. 67'ye kadar çalışma mecburiyetim var. Siz şimdi Almanya'dan tatile geldiniz evet. Türkiye'ye. Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor muyuz? Ya Türkiye'ye dönerim işte bak torun. Nasıl döneyim? Şimdi benim kızım. Çocuklar orada mı? Çocuklar orada olduğu için babam, annem, babam da dönemiyor. Zor durumumuz yani biz orada. Anneniz babanız da orada. Bayağı orada. Dört kuşaktır oradasınız. Dört kuşaktır oradayız. Şimdi yaşlılar dönmek istiyor. Şimdi annem babam buraya gelse biz oradayız. Hasta olsa kim ilgilenecek? Anlatamıyor muyum? Bizim problemimiz bambaşka. Hani yurt dışındaki vatandaş elini kaptırmış, elini vermiş, kolunu kaptırmış. Burada peki çarşıda, pazarda geziyorsunuz. Neler görüyorsunuz ekonomik anlamda? Ya ekonomik anlamda tabii biraz yükselmiş ama bizim orada da yükseldi. Dünyada bir düzensizlik var. Bakın Almanya'da inşaatlar şu anda büyük AVM inşaatları durmuş durumda. İşçi eksiği var. İşçi eksiği değil. Parasızlıktan yani finans problemi var. Dünyada böyle bir problem var. İşçi eksiği şöyle bir şey bakın. Diyorlar ya buradaki doktorlar Almanya'ya kaçıyor. Peki Almanya'da hastaneye gittiğiniz zaman Almanca konuşan doktor bulabiliyor musunuz? Hepsi onlar İngiltere'ye gitmiş. İskandinav ülkelerine gitmiş. Yani bu nasıl söyleyeyim global bir problem. Anlatabiliyor muyum? Yani. Türkiye'de yaşasaydınız, Türkiye şu anda ekonomik anlamda çok ayrışmış durumda. Bu yüzden soruyorum. Çok iyi geçiniyorum, bana yetiyor diyen de var. Tam tersi açız, aç dolaşıyoruz diyen de var. Sizin durumunuz nasıl olur Türkiye'ye geldiğinizde? Şimdi şöyle bir şey, benim durumum nasıl söyleyeyim? 81'de 12 Eylül'den sonra biz Almanya'ya gittik 16 yaşımda. Ondan beri oradayız. Burada doğduk, büyüdük. Fakat şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Burada bir düzen kuramadığımız için, yani burada bir düzenimiz olmadığı için bizim için yani zor. Şimdi bir vatandaş Almanya'ya gelse ne yapacak orada? İş bulacak şey, düzeni yok çünkü. Yani düzenimiz olsa biz de burada kavrulur gideriz. Ama şunu söyleyeyim size. Bakın Kürt kardeşlerimize de şunu söyleyeyim. Sabredin. Arkadaşlar Erdoğan sizin düşmanınız değil. Ama şunu iyi bilin ki Türkiye'nin geleceği parlak. Yurt dışında Türkiye'ye karşı çok büyük saldırılar var. Bunu görün artık. Neden? Türkiye bölgemizin yıldızı durumunda. Bunu Amerika görüyor, herkes görüyor. Ama içimizdeki insanlar bunu göremiyorlar. Buna dikkat edin. Türkiye gerçekten dünyanın yıldızı durumunda. Tam merkez olan cennet bir ülke.
Türkiye o yüzden nasıl düzelecek özellikle ekonomik anlamda? Türkiye ekonomi önce var ya, bireysel olarak bir kere birbirimizi kandırmayacağız. Herkesin eli herkesin cebinde olmayacak. Çünkü neden? Bu kanunla olacak bir şey değil. Yani kanunla. Trafik de öyle. Yani ekonomi de öyle. İnsanlar bir de ne biliyor musunuz? Bugün bizim eğitim düzeyimiz 1945'te Amerika tarafından bir eğitim düzeyi verilmiş bize. Onun içinde gidiyoruz. Arkadaşlar bizim çocuk, benim kızım okuldan çıktı. O gün gitti kiliseye. Kilisede papazlar dua etti. Burada bir hoca gelse okulda eyvah laiklik elden gidiyor. Yahu laiklik neymiş ki bu ya? Dinsizlik mi ki? Ya arkadaş, okuldan çıkan bir çocuk ne yapar? Bir hoca dua eder ya, bir Allah der, Kur'an der. Allah yok, Kur'an yok, din yok, iman yok. Biz nasıl düzeleceğiz? Biz nasıl düzeliriz biliyor musunuz? Önce bir Allah'tan korkacağız, insanları birbirimizle dolandırmayacağız. Avrupa'da var mı? Nasıl? Yok. İman dediniz ya. Neden biliyor musun? Benim çocuklarım kilisenin çocuk yuvalarına gidiyor. Hepsi papazlar tarafından bunlar eğitim görüyor. Hı. Anlatabiliyor yani muyum? Yani var aslında. Almanya'da laiklik diye bir problem yok. Her yerde haçı dikmiş adam. Orada onun dinine göre, kanununa göre bir şeyler çıkartmış. Anlatabiliyor muyum? Laiklik yani, problem mi Türkiye'de? Problem. Bak, Türkiye'de en büyük problem neden biliyor musunuz? İnsanlar bunun laikliği problem yapıyorlar. En büyük problem bu. Çünkü biz yurt dışında Almanya'da laik düzende yaşamıyoruz. Çocuk benim uyandı, yeter baba, dede diyor. Evet, kızdı size biraz. Evet. Teşekkür ediyorum. Oldu, sağ olun.